Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Hani sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. YouTube'un bizi öne çıkarması için. Evet, şimdi videoya geçelim. Sürekli ona Bulgaristan'daki ev fiyatları ile ilgili sorular geliyor. İşte ev fiyatları kaç para? Nereden ev alabiliriz? Biraz yani bu konuya açıklık getirmek için size video çekeyim dedim. Bu konu hakkında iki tane güzel site var. Ev satışları ile ilgili. Bunlar tabi araba da satıyor ama biz tabi ilgilendiren konu ev satışları olduğu için bu konuyla ilgileneceğiz şimdiki videoda. Şimdi birinci sitemiş alo.bg. Bu site yani Bulgaristan'da o sarı site gibi ünlü bir site, hatta ondan daha iyi yani. Her şey var bunda. Şuradan mesela ilk önce geçmeden önce şu dilimizi Türkçe yapalım. Şuradan sağ köşeden tıkladığınızda Türkçe'ye basın ve otomatik zaten Türkçe'ye döndü. Bunu Türkçe'ye çevirin çünkü Bulgarca bilmezseniz zaten okuyamazsınız. Latin alfabesi kullanmadıkları için biraz sıkıntı yani dillerim. Şimdi bakalım mesela burada bu alo.bg sitesinde ne satılıyor? Neler kiralanıyor? Yani kiralık her şey var burada ya. İş mesela, iş bulmak için buradan tıklayıp işte iş bulabilirsiniz mesleğinizin hakkında. Gayrimenkul demiş. Otomobil, turizm, geceleme şey de var yani. Konaklama, manaklama, otur hizmetler de var. Yapı demiş mesela, tamiratla ilgili bir şeyler. Buradan teklif alabilirsiniz herhalde. Elektronik, ev, bahçe, sağlık, eğitim kursları, moda, stil, çocuk dünyası, sanat, hobi, evcil hayvanlar, flört, eskort, tarım, makineleşme, makine araçları. Ya bir sürü şey var yani, bu site genel bir site ve her şey satılıyor. İki tane siteden bahsedeceğim. Diğer site onda sadece evler var yani. Gayrimenkul öyle söyleyeyim sizlere. Ama ilk önce bundan başlayayım. Genel yani her şey var bunda. Her şeyi bulabilirsiniz buradan. Baştan bu siteden böyle bir incelemeye başlayalım. Şuradan bir girelim bakalım. Fiyatları bir görelim. Neymiş fiyatlar? Evet, daire, evliler, villa. Şimdi bu zaten gayrimenkule girdiğimizde böyle bir sürü seçenek çıkıyor. Biz şimdi evlere girelim en iyisi. Ve böyle Bulgar haritası bizi karşıladı. Şimdi nereden başlayalım? Silistre'den başlayalım arkadaşlar ilk önce bakalım. Silistre'ye bir bakalım. Yani tüm illeri tabii ki geçmeyeceğiz ama şöyle kabadan bir görelim bakalım olayın ne olduğunu, bir bakalım. İlk mesela birinci sırada şurada gördüğünüz gibi 40 bin leva demiş, 82 metrekare yer, 2000 dönüm bir arazisi varmış Silistre'de. Tıklayalım bakalım 40 bin levaya nasıl bir evmiş, bir görmüş olalım. Bu ev köyde, köye bakmadık gerçi köy ismine de. İçi nasılmış evim, bir görelim. İşte idare eder içi yani. 40 bin levaya çatısı da düzgün duruyor sanki şöyle baktığımızda. Şöyle bisiklet var burada. İnternet de çok yavaş olduğu için şuradan ben en garanti telefonun internetini açacağım. Bazen modemle bağlantım kesiliyor, bir şeyler oluyor, anlamadım. Videomuz kesintiye uğramadan şöyle bir bağlanalım. Evet, bu ev mesela 40 bin lira demiş. Aynen, ama güzel de bir eve benziyor mesela bu. İçim içi de güzel bak. Zaten eşyalı komple. Böyle satılık muhtemelen. Geçelim bakalım. Neler var başka? Şöyle hızlı hızlı. Çünkü diğer siteye de bakacağız. Farklı bölgelere de bakacağız. Şurada mesela 20 bin euro demiş. 2000 metrekare bir arazisi varmış. Şöyle köy evi. Çatısını muhtemelen yeni yapmış. Şöyle bir yaklaştırsak mı? Çatısını muhtemelen yeni yapmış çünkü bayağı bir güzel duruyor çatısı. İçi de bu şekilde, zaten eski mobilyalar falan. Bulgar evine benziyor. Maviye boyamış. Böyle evin içi böyle. Aslında gir otur yani içine. Hangi köymüş bu ya? Bir görelim şunu bakalım. Glavan köyü. Glavan köyü. Neredeyse bilmiyorum. Duymadım yani ben bu köyü. Glavan köyünü. Şöyle hızlı hızlı gidelim. 44 bin euro demiş. 44 bin leva demiş. Mesela şu ev de güzel arkadaşlar. Bakın. Sereçli köyüm demiş. Ha, Sereçli köyü. Bu köy bize yakın bir köy. Yani 44 bin leva bence çok iyi. Niye çok iyi? Evin dışına baksanıza, adam ne güzel toplamış ya evi. Sereçli güzel bir kasaba. Büyük bir kasabadır. Silistre'ye yaklaşık 30 kilometre olması gerekiyor. Ama ev güzelmiş. Yeni toplamış bu adam bunu. Baksanıza her tarafı fayans falan, içinde parke.
Ya şöyle söyleyeyim, bu eve hani 44 bin leva gözün kapalı ver. Şimdi daha ne evler göreceğiz 40 bin levaya, içine giremezsiniz. Ama bak, bu adam her şeyini yapmış, parkesinden tut. Her şeyini toplamış. Çatıda şu çatı oluklarında sıkıntı var gibi biraz. Belki onlar tamir edilir. Ama çatı genel itibariyle düzgün duruyor ve iyi yani. 1300 metrekarede avlusu varmış. Evin arazisi 120 metrekare, yani ev projesi. Zaten açıklamalarda ev büyük bir yenilemeden sonra demiş. He, evet. Burada açıklamalarda zaten her şeyi yazıyor. Çoğu şeyde. Bu ev güzelmiş. 44 bin leva. Burada mesela 50 bin leva ev var bir tane. Ona da bakalım isterseniz. 2000 metrekare komple. Bu 3 katlıymış. 1, 2, 3 katlı ev. Bayağı da büyük ev. Hangi köydenmiş bu? Smilet köyü neresiyse artık. Duymadım ya, ilginç bir olay yani. Vallahi duymadım. Hoppa, farklı yere gitti. Tek fotoğraf yüklemiş zaten. Prodava villana ve etaja demiş ha. Dürtük çeçer. İki yataşlı villa satıyormuş. Tamam, bundan da çıkalım. Silistre tarafında evler böyle. Tutrakan'da 75 bin euro demiş. 48 bin euro. Çoğu da euro olarak yazıyor. Şöyle söyleyeyim yani. Daha euroya geçmediler ama hep euro olarak gidiyor. Mesela bu 40 bin leva yazmış bu eve. Tek bir tane fotoğrafı var. Çatıda tamirat işi %90 vardır zaten. Ama biraz önceki evde 40 bin levaydı ve toplanmış bir ev. Yani buna o para verilmez. Kaynarca köyünden. Bu Romanya sınırına yakın bir köy, Kaynarca. Buraya gittiğim var. Yani köy değil burası aslında, böyle biraz büyük yani. Köy, kasaba desek daha doğru olur, Kaynarca. Çünkü orada anlaşmalar, bayağı bir şeyler imzalanmış Osmanlı Ruslar arasında diye biliyorum, çünkü oraya gitmiştik. 10 bin lira. Evet. Şimdi ucuz ev. Bir tane ucuz eve girelim bakalım. Şimdi ucuz evi bir görelim. 10 bin lira arkadaşlar bu ev. Ama hani bunu 10 bin lira ver, 50 bin liraya harcasan da işin içinden çıkamazsın. Çok uğraşırsın. 40 bin liralık ev, ne güzel bir evdi yani. Dağınık yani her tarafın. Çatısı düzgün değil. Sıvaları düzgün değil. Her şeyi ya, her şeyi dökük. Hani şuraya bak, tuvaletine bak. Ya bakmaya gerek yok arkadaşlar. 10 bin liraya alırsanız ancak böyle bir ev alırsınız ve işiniz çok uğraşır. 20 bin euro demiş mesela. Silistre tarafında sanki evler biraz daha uygun gibime geldi. Hangi Silistre ilçesi? Sratsimir köyü. Evet. Büyük bir ev. Çatısı düzgün. Bu ev mesela güzel. 20 bin euro. Bak, bahçesi mahçesi. Yani ev iyi duruyor. Tabii içi belki o kadar iyi değildir ama şey olarak çatısı, baksana arka adam bu arka tarafını komple yeni yapmış. Bu eve bu para verilir. Yani gözün kapalı verebilirsin. Git otur işte. 20 bin euro. Silistre. Silistre köylerinde evler biraz daha ucuz. Şimdi Malko tarafına da belki gireriz. Bakın, görün orada biraz pahalı işte. Kasaba olduğu için mi? Sınıra yakın olduğu için mi? Niye pahalı anlamadım yani. Kalipetro. Evet, Kalipetro'da bir tane ev. Silistre'ye yaklaşık 10 kilometre, 5 kilometre diyelim ona. 53 bin euro demiş Kalipetro'da. Grançarovo köyünde 250 bin leva. Fiyatlara bakın. Neyse, Silistre'de böyle mesela 15 bin leva. Son bir eve girelim Silistre'de. 15 bin leva demiş buraya. Bir bakalım. Ucuz bir ev tabii ki ama dediğim gibi yine tamirat. Uzaktan bir fotoğrafı var. Kiremitler zaten eski kiremit. Sıkıntılı yani, şöyle bakarsak içi de dökük yani. Manzarası güzel. Ama dediğim gibi tamirat istiyor. Krasimiris köyünden 15 bin lira. 15 bin liraya böyle bir ev alıp uğraşabilirsiniz tamiriyle falan. Size kalmış. Neyse, Silistre'den bir çıkalım şimdi. Nereye girelim arkadaşlar? Bir Burgaz'a girelim bakalım. Dobriç Mobiç'e de bakabiliriz aslında ama. Bir Burgaz'a bakalım. Burgaz. Türkçe çevrildi mi bu? Evet, çevrilmiş. Burgaz'da 75 bin euro. Fiyatlar dur bakalım, değişiyor. Fiyatlar nasıl çıktı ya? 320 bin euro. 110 bin euro. Tabi bu evler güzel ev. Şöyle köye girmek lazım. Dur bakalım. Ulan köyü seçebilir miyiz acaba? Nüfus yeri desek. Burgaz şehri. Malkut Tarım'a girelim bakalım. Kaç paraymış görelim. Nerede ki bu? Malkut Tarım'ı. Evet, şimdi Malkut Tarım'dan diyebilire bakalım. Az çok oradan da fikir edinelim.
Hemen hızlı hızlı. Çünkü diğer siteye de geçeceğim sonra. 10 bin leva mesela. 10 bin euro demiş ama eve bakın yani dökük. Hani bunu toplayacaksın, gireceksin. 10 bin euro 20 bin levadan başlıyor. Bak yani dökük hep. Devam edelim bakalım. Şöyle güzel bir eve bakalım. Hani uygun fiyatlı olsun sizin için. 6500 euro demiş. Bakmaya bile gerek yok yani. Çok kötü ev. 6500 euro. Böyle ev de alabilirsiniz ama işte dediğim gibi tamirat işleri çok uzun. Mal o 2 katlı ev 35.000 euro demiş. Bu ev bayağı uygun duruyor ya. Şu 30.000'e bakalım mesela. 30.000 euroluk bir ev var burada. Bakın garajı var önünde. İçi de bu şekilde. Yani içinde de direkt oturabilecek gibi. Mesela mobilya zaten Bulgaristan'da genelde hepsi böyle mobilyalarla satılır ve adam hiçbir şey ilerlemez. Bakın hepsinde böyle kitaplar vardır. Biz de bu şekilde satın aldık evi. Yani gir otur. Zaten komünizm zamanında mobilyalar hepsi standart üretildi. Hani yok şu renk, yok bu renk, yok. Hepsi böyle kahverengi. Yani standarttır ölçüleri. Hiçbir değişiklik yapamazsınız. Öyle mobilyanın evine göre mobilya al, öyle bir şey yok yani. O zamanlar tabii öyleydi. Ve adamlar hala kullanıyor. Mesela şu gardıroplar hala bizde bile var. Karşıda şunda. Bu ev güzelmiş arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Sadece avlusu küçük biraz. 289 metrekare, 178 metrekare evi büyük. Yani bu ev güzel. Buna bakabilirsiniz. Bakın 30 bin euro. Şöyle hızlı hızlı gidelim. 65 bin euro var burada iki katlı. Zaten başka da yok. Şeye bir bakalım en son nereye geldik? Buradan nereye bakalım? Bir de Targoviç tarafına yani Türklerin yoğun olduğu Silistra'ya baktık. Dobrich yoğun. Razgrad mesela ya da Targoviç'te. Razgrad'a bakalım. Hadi bakalım şimdi. Razgrad'da bakalım evler kaç para. 85.000 liradan başlıyor mesela burada. 42.000 euro. Burada fiyat aralığını seçemiyoruz işte. Seçilebilir gerçi ama ayarlamak lazım. Neyse. Sıradan gidelim işte ya. Artık önümüze ne çıkarsa yani onu siz oradan seçip aradan bakabilirsiniz. 50 bin leva demiş mesela böyle büyük bir ev. Dışı su almamış. Ev muhtemelen 1980'li yıllarda yapılmış çünkü şu duvarlar 1980'li yıllarda yani başlandı bu şekilde evler yapılmaya çünkü beton falan muhtemelen 80'li yıllarındır çünkü bizim garaj aynısıydı böyle. Bu evde de 50 bin leva. Şöyle garajı var önünde. İyi ev yani. Güzel ev yani arkadaşlar. Bu da olabilir. Tabi eşyalar eski yine tamirat olayı var ama 50 bin lavaya bayağı büyük bir ev alabilirsiniz. Ya Alo BG yani daha fazla da bir inceleme de gerek yok. Diğer siteyi de göstereyim sizlere. Alo BG bu şekilde. Her türlü şey var burada. Her türlü ne arıyorsunuz var. Buradan seçeneklerden seçin istediğinizi arayın. Arabadır. Yani merak ettiğiniz elektronik eşya falan. Bir de imot.bg var. Bu site de güzel bir site. Şöyle dakikamıza bakalım. 3 dakika. 10 dakikada bir kaydı kesiyor bu. Crackleyemedik onu o yüzden. Yani herhalde 20 dakikada bitiririm diye tahmin ediyorum videoyu. Şimdi imot.bg burası ise sadece imot yani evler var işte arazi ev taşınmaz mülkler daha doğrusu o şekilde söyleyeyim sizlere. Buradan yine seçeneklerden seçebilirsiniz. Nereye bakmadık? Dobriç'e bakalım bakalım. Dobriç Oblast Dobriç'e bakalım. Tıkladık. Ha, bunu da çevirelim şeye. Türkçe'ye şöyle döner herhalde. Heh. Satış veya kiralık hangisini istiyorsanız oradan tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkıyor. Ne demiş burada? İşte burada özellikler var. Bu sitede her zaman basmak gerekiyor herhalde. Mağaza, ofis, ev diyelim mesela. Eve tıklayalım. Ve ara diyelim. Tersi. Aradım. Evet. Dobrich. Deniz kenarına gitti herhalde biraz evler fiyatları pahalı 105 bin euro 62 bin euro Selo Stoger Varna ile Dobrich arasında olan bir köydür güzel bir köy 65 bin euro ama burada Türk yok bildiğim kadarıyla Stoger köyünde Türk nüfusu genelde yani nasıl diyeyim size Silistre tarafına doğru o tarafa gideceğimiz zaman mesela Silistre Dobrich arası oradaki köylerde çok Türk yoğunluğu vardır. 46 bin euro, 55 bin euro, 65 bin euro gördüğünüz gibi fiyatlar hepsi euro, euro, euro. 35 bin şöyle ucuz bir yere bakalım ama yok arkadaş yok. Şöyle devam edelim, devam edelim. Bir ikiye girelim. Bayağı da bir ev çıkmış. Köymüş seçseydik ne yapsaydık? 63 bin euro demiş. Pro daha kaçtı. Gratşablaymış. Satılık ev yani. Şuradan yine Türkçe'ye çevirelim. Şimdi ben okuduğum için Bulgarca unutuyorum bazen çevirmeyi. Diğer site böyle yapmıyordu ama sürekli istiyor. Bak 44 bin
Leo demiş. Evet, şuna girelim bakalım. Merak ettim bu eve ya. Neymiş bu? Dobruç bölgesi. Bojurova köyü. Evet, Bojurova. Bu turası Türk köyü olması lazım. Bojurova da güzel bir ev. Şöyle adam baksana taştan maçtan örmüş. Vallahi beğendim evi ya. İyiymiş yani. Şöyle dışında görelim evin. O kanalı bile var işte. Arabayı tamir edeceksiniz. Mesela adam kanal bile yapmış. İki tane arabayı arka arkaya sok. Buraya bir tamirci dükkanı aç. Oh, vallahi iyi iş yaparsın yani. Bojurova köyü, Bojurova. Yani bu ev gerçekten güzelmiş. 44.000 lira. Yani ev çok iyiymiş ya. Biraz bakalım şunun dışına mışına. Çatısı matısı. Çatıda galiba işlemler var gibi mi geliyor biraz. Ama genel konumuyla ev iyi duruyor. İçim içi baksana parke falan yenilemişler herhalde. Bojurov köyü bu şekilde. Fiyatı da iyi geldi bana 44.000 lira. Yani ondan da ucuz zaten ev yok yani. Bak Aura demiş. Çoğu da Aura işte başladı. 67.000 lira mesela bu ev toplu eve benziyor. Gördüğünüz gibi nasıl toplu ev? İşte toplu ev 67.000 euro. Leo muydu? Evet Leo'ymuş. Euro değilmiş. Pardon arkadaşlar. Bazen karıştırabiliyorum. Siz yine de dikkat edin buraya. Avro mu yazıyor? Ne yazıyor? Dobriş'te de evler bu şekilde. Köylerde tabii ki biraz daha ucuz. O yüzden köyden alırsanız daha avantajlı olur. Bak köy evi mesela 50 bin lava demiş burada da. Bakalım mı? Hadi bakalım. Bak at bile var önünde. 50 bin lava. VIP o baba demiş şey yani. 40 bin euro. 40 bin euro. Yani euro. Euro'ya geçmediler ama maalesef euro fiyatları böyle. Neyse, Dobriş'ten de çıkalım. Yani çok çok ev var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi buradan mesela dur bir tane şey seçelim mi? Bir köy seçelim. Bezmer seçelim. Mesela köy Türk köyü arkadaşlar yani Türk çoğunluğu Türk çoktur yani daha doğrusu. Lan Bezmer seçtik. Nereye gitti bu ya? Herhalde yok. Neyse. Şimdi burası Dobriç'e baktık. Son olarak Vitargoş diye şeyden mi bakmıştık? Nereye bakalım? Nereye bakalım? Şu Askova'ya bir bakalım ve tıklayalım Askova'ya. Hadi. Prodaj bu. Satılık diyeceğiz. Şuradan ben seçeyim de sonra neyse Türkçe'yi bir açalım. Buradan seçtik. Topolovgrad, Slivengrad, Askova'nın ilçeleri işte buraları. Mesela Mineralnibani. Şuradan bakalım burada güzel şeyler var. Neden ona? Ya da hepsini arayalım. Banyolar var orada. Termal banyolar. Bir görelim bakalım. Haskova'daki evler kaç para? 18 bin euro demiş. 45 bin leva. 40 bin leva. 29 bin euro. 31 bin euro demiş. Prodava Partial. He, bu şey sadece 31 bin euro. Arsa. Arsa mantık. Tamam. Evim yok yani. Parsel demiş. Parsel dediği parsel. Satılık parsel. Bir tane çıktı yani iş. Dur şunu bir şey yapalım. Askova'da hepsini mi arasak? Askova'nın merkezine bakalım. Tersi diyelim bakalım. 50 bin lira. Mesela bu ev güzel arkadaşlar. Şu eve baksanıza. Uu, ne büyükmüş be. 50 bin lira. Eve bak. Evin önünde arsa şeyi de var. Bahçesi de var. Mesela bu ev güzel. Haskova'dan böyle 50 bin liraya güzel bir ev alabilirsiniz. Bahçesi var, her şey var işte. Bu da size eğlence bol. Yani tuğla 1970 yılında yapılmış ev. Ne o kadar da eski değil yani. 70 yılsa o kadar eski değil. Yani Bulgaristan'daki evler 70'li yıllarda yapıldıysa yeni olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani çok çünkü daha çok eski evler var. 45'lerden, 20'li yıllar, 1920'lerden yani 1900'lerin başından. O yüzden 70'li yıllarda yapılan evler genelde yeni ev olarak kabul edilebilir köyde sadece. Şehirde tabii ki demiyorum ama köyde, şehirde de gerçi öyle yeniliyorlar apartmanları devam. Şöyle Askova, Türk nüfusunun olduğu yerler. Burada da Türkler çoktur. 55 bin lira demiş mesela bu eve. Bunda çatıyı beğenmedim. Çatı sanki sıkıntılı gibi mi geliyor? Güzel evi de. Neyse geçelim bakalım daha güzel bir ev var mı?
Bu şekilde devam ediyoruz. Ne var, ne var, ne var? 100 bin leva, 35 bin euro. Tıpkı şöyle güzel küçük bir ev. Zaten dediğim gibi siz de kendiniz girin bakın hani neler var. Zaten yani ev alacaksanız mutlaka natural enakta olsun, hani tapusu olsun. Tapusu olmadan zaten satış yapamazsınız da belki farklı bir yöntemle satış yapmaya kalkarlar işte noter sözleşmesiyle falan. Öyle şeylere yanaşmayın. İllaki böyle natural enakta olacak, tapusu olacak. Tapuyla yaptığınız satışlarda bir sıkıntı olmaz. 35 bin leva. Parsel, hep parsel satıyla bak 35 bin leva. Anasını satayım. Evet, şuradan bir girelim bakalım şeye. Alobege daha çok hoşuma gidiyor benim ya. Yani çok güzel kullanışı bence daha iyi. Mesela Haskoy'a hemen son buradan bakalım zaten videoyu kapatacağım. 35 bin lira demiş. Haskoy İzgiref Mahallesi. Bu ne ya lan? İyi mi bu? 35 bin lira. Ne yapıyorsun sen? Çok çok pahalı. Evde bir şey yok, çok pahalı. 65 bin, 80 bin leva, 53 bin euro. Yani nasıl gelse yazmışlar işte, adam evinin şeyine göre yazmış değerine göre 75 bin lira. Yani iyi bir ev almak istiyorsanız 50 bin yukarısı, 50 50 bin yukarısı, 50 bin aşağısı. Bir tane ev göstermiştim gerçi, 40 bin levaydı. Neredeydi şimdi unuttum da, o güzel mesela, ama 50 binden yukarı doğru bir ev anca alabilirsiniz. Çünkü maalesef fiyatlar öyle abi, eve bile 75 bin leva yazmış adam. Ama yeni tuğla falan muhtemelen yeni yapıya mı benziyor artık bilemeyeceğim ama. Çatısı böyle lambiri yapmış. Pahalı. Yani. Ya burada arabalar da var dediğim gibi. Şimdi onu size şey yapamayacağım. Şimdilik böyle arkadaşlar. Hani size göstermeye çalıştım. Bu iki güzel site. Daha farklı siteler var da var ama bu iki site güzel yani, buradan bakabilirsiniz. Hem Türkçe'ye de çevriliyor bakın. Bulgaristan'ın her bölgesine şöyle girebilirsiniz. Kırcaali var. Kırcaali'den mesela arkadaşlar var. Buraya da tıklayabilir veya Kırcaali'den de evlere bakabilirsiniz. Videolara dediğim gibi beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl butonundan da destek yapabilirsiniz ufak tefek. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.